Efendim e, voleybol panoramadan merhaba e, bu akşam yine e, voleybol panoramayı e, açmak ve sunmak e, bana düştü e, çünkü sevgili zadik bugün yine görevli e, maçlar bu şekilde aksayınca haliyle görevi ben devralıyorum bir şekilde halletmeye çalışacağız e, sevgili Violet yine e, bizimle beraber Violet hoş geldin Hoş bulduk Valla şöyle yine güzel bir maç oldu. Ben öyle görüyorum. Güzel bir maç oldu. Ama maça da şöyle baktım da çok hızlı bir maç olmuş. Hemen bakıyorum notuma. İlk set 25 dakika. ikinci set 26 dakika. Üçüncü set 30 dakika. Ee, yani bunca yıllık <laughs> voleybol hayatımızda e, böyle hani 20 dakikada e, seti bitirip gitmek falan öyle kolay değil. Hele hele böyle takımlar için. Bu üst düzey takımlar için e, bu kadar kısa sürede maçın e, sonuçlanmasına ne dersin? Oradan başlayalım istersen sonra ses set devam edelim. Vallahi ben tabii ki bu kadar çabuk biteceğini pek düşünmüyordum. Ee, yani esasına şöyle diyelim. Ee, geçen maç 3-0 e, Fener aldı varlık gösteremedi Eczacıbaşı dedi ki tamam artık bu maç son maç olur dedi. Bu sefer tam tersi oldu. Dengesiz gidiyor diye düşünüyorum. Ama bu kadar hızlı dakikalara bakmıyorum da e, iki gün üç güne belki bir Fenerbahçe'den bu kadar büyük değişiklik beklemiyordum. Ben şunu bekliyorum yani final serisi olduğu için başa baş gidecek. Voleybolun zevkine varalım dedik. Eee iyi bir maç olacağını düşünüyordum. Bu kadar büyük bir yine e, aniden 3-0'la kapak olacağını hiç düşünmüyordum açıkçası. E, şimdi burada ezacıbaşı bugün mükemmel bir top oynadı. Yani tabii ki Fenerbahçe varlık göstermedi. Yalnız şöyle bir şey var ben bunu hep söylerim birazcık da hem oyunculuğundan hem menajerliğimden gelecek. Daha baştan Fenerbahçe'nin yüz atlarından böyle Hani o final maçı hiç değil mi? Göremedim. Bazı iyi tanıdığım oyuncuların da dedim eyvah bugün yokuz dedim. Hani tek tek diye düşündüm. Ama neticede gerçekten çok kötüydü. Şöyle kötüydü. Yani bu seviyedeki bir takımın bu kadar bozuk manşeti olması. Evet, Zacıbaşı iyi servis attı. Yani iyi servis derken evet. ya bunların servis servis diye görmeyelim arkadaşlar. Çünkü e, bence Smart servis tabii çok iyi atan için etkili olabiliyor ama bu e, eczacı Eczacıbaşı'nın attığı Cemplot servislerin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hem taktik hem de e, mesela bugün onun için çok iyi servis attı. Dedim. Out derken bir bakıyorsun çizgiye düşüyor. Ve akıllı servis attılar. Hepsi, hepsi iyi servis attı. Bir öne bir arkaya atanlar oldu. Havuza atanlar oldu. Ama şunları görüyorum ben. Uzun zamandır Gizem'in Düşük, düşmüş olduğunu ve yani mutsuz gibi görüyorum gizemi. Tek libero yorgun olabilir. Her şey olabilir. Ya da arada bir anlaşmazlık mı var? Yan yana oynadığı oyuncularla. Bilemiyorum. Mahşet çok kötüydü Fenerbahçe'nin. Şimdi Dırça'yı hiç ağzımıza almayalım. Yapacak bir şey yoktu. Açıkçası. E mahşet kötü olunca e, pas dağılımı belli oluyor. Nereye? Dörde ikiye gayet klasik bir şekilde gidiyor. Eczacıbaşı gerçi istatistiklere göre galiba başa baş bloklar ama çok kritik yerlerde. Acayip güzel bloklar tuttular. Evet. Defansına göreydi. Şimdi sert servislerde tabii ki eysalanlar oldu. Arena olsun Vargas olsun ama bakıyorum mesela Hande Simge o sert servisleri bile topu havaya kaldırdılar yani tam böyle nokta var şet gelmese de bugün kusursuz oynadılar ki hiçbir değişiklik yapmadı Ferhat ama diyorum Fenerbahçe'de çok kötüydü Ezacı'nın yüzünde bir inanç vardı yani biz bu maçı alacağız diye Fener'de bunu gördüm bir ara artık yine gecikti diyebilirim lavarini. yani Anakistan'ın üstünden oynuyorlar gelmiyor manşet işte çıkar arkadaşım yani sen eğer manşet getiremezsen ee, öbür bütün hücumcularını öldürmüş oluyorsun. E ee, meliayı koydum biraz sallandı ortalık. Eda ee, iki tane servisle neyi salınca toparlanıyor derken zaten set bitti, maç bitti yani. Ya, bilmiyorum ben finale yakışır bir şeyi görmedim. Ee, bir maç seyretmedim yani. Gerçekten çok çabuk bitti. Ben tam böyle maçın e, başlangıcında sahaya çıkarlarken yetiştim maça. Bir dikkat oturdum, seyrettim, e, aralıksız olarak. E, ha şimdi olacak, ha şimdi olacak, ha şimdi olabilir. Baştan açık ara oluyor, altı sayı, yedi sayı olabiliyor mu? Şimdiki böyle böyle değil aralar kapanıyor yani. Ama emare yoktu, öyle sıfır bitti, yani Pazar gününe kaldık. Pazar günü inşallah diyorum. Yani. İki takım da iyi oynasın da biz de güzel bir final seyredelim. Kimin bileğinin hakkıyla alsın yani kimin hakkıysa alsın o ayrı da. Yani bugün bence iyi bir maç olduğunu düşünmüyorum. Sadece Ezacıbaşı'nın iyi bir top oynadığını gördük o kadar. Çünkü karşısında varlık gösteremedi yani. Gerçekten evet. çok kusursuz <laughs> tabii ki hatalar oldu. Servisi kaçırdılar zaman zaman olan hatalar oldu ama yani o göze batmıyor. Ee, genel olarak iyi voleybol oynadılar ben bunları gördüm. Senin evet, not... çok da güzel güzel görmüşsün. Şimdi ben de şöyle baktım. Ee, sonra tekrarını da seyrettim. Bu arada Eczacıbaşı'nın bundan önceki maçlarda yani bundan önceki dediğim şu birkaç önceki maçta Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda neler yaşadık? Bir Gray manşetle bir hatalar yaptı. Benzerini bugün Fedorosova yaptı. Yani ikisinde de o yumuşak karnı dediğimiz, zayıf nokta dediğimiz noktalar var mı? Var. Şimdi güçlü taraflar da var. Servisler. Bugün servisleri atan taraf bu sefer Eczacıbaşı oldu. Senin de söylediğin gibi manşetlerde bir problem yaşandı. Ama Fenerbahçe'nin bir başka problemi daha var. Yine tek tek not aldım dırça ya artık ezberlemiş At Vargasa At Federaso'ya. Ya bu takımın orta oyuncuları var. Şunları bir kere oyunun içerisine sok. Tamam. Manşet kötü geldi. Eyvallah. Kötü manşetlerin hepsini at köşelere. Ama iyi manşetleri de kullan. Şu orta oyuncuları rakibin Eczacıbaşı'nın orta adamlarını bir meşgul et, bir tedirginlik yarat. Yani Vargas bloğu geçemedi neredeyse bir süre. Bak ama bir şey söyleyeceğim. Şaşırdım söyledim. kaldım. Ben şaşırdım bak, kaldım. Bak, bak sözünü kesiyorum. Şimdi bir kere sorak sökü gitti. Mahşet gelmedi. Tamam. E, mahşet gelmezse ortaları kullanamaz. Bir ikincisi ondan sonra bir telaş başlıyor. Dörde iki attığı zaman e, bir tarafta iki tane blok bastı. Vargas'ın mesela bir kovanı bir de Stefanovic'in bütün yani şöyle. Öbür takımda blok tutuyor ama öyle bir blok tuttular. Ki, smaç gibi blok tuttular. Bunlar moral bozuyor. Onu öyle hatta... hasörde düşüyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Eda'yı da denedi. Ama diyorum çok iyi hazırlanmışlar. İyi manşet gelmeyince ortaları kullanmak iyi, imkansız. Valla herkes beni eleştiriyor. Bu konularla ilgili ben eleştirimi direkt olarak Ançunur'dan e, sonra pasörlere yapıyorum. Neden pasörlere yapıyorum? Oyunu yöneten onlar. Şimdi bak istatistiki bilgi televizyonda çıkanı söylüyorum. Yüzde yetmiş ikiye yüzde otuz alınan düzgün manşetlerle ilgili oran. Yani yüzde <laughs> ya Sen o zaman ne bekliyorsun pasörden? Lütfen tamam. yani. Sen oraya Yok yo, ben senin dediğini de altını çizmek için bunu söylüyorum. Fakat yüzde otuz beş Manşet iyi manşet gelmiş yüzde on iki ortaya atmış yani yüzde birlere falan geliyor o sadece bu manşetin içerisinde olduğu için oran yüzde on iki gözüküyor yirmi tane topun bir tanesini atmış şimdi bu böyle olunca o zaman hep söyledik ya köşelere üçlü blok vargasa göklen oraya blok yani bu bir problem bu problemi dörtçenin çözmesi lazım ben hep böyle beylik laflar ediyorum ama kızma bana vallahi samimi söylüyorum ben Türk pasörünün burada yürümesini isterim Buse oynasaydı bundan daha kötü bir e, Fenerbahçe olur muydu bunu Peki, tartışmak ben... lazım dakika yine sen tamam sen tamamıyla pasörle, ama bu buğsayı kaç zamandır ya, tamamıyla sağ değil tamamıyla değil tabii ki. Bu böyle maçlar bak şimdi böyle maçlarda sen kenarda unuttun. O kadar tecrübeli bir pasör değil buse. Kenarda unuttun. Bir pasörü bak stichak bile her zamankinden daha düşüktü çünkü. Maç Onu da gelecek yani maç eksiği var. Şimdi bu genel olarak hazırlık açısından oyuncularını hazır tutmuyorsun demektir. Ben şeyi de şey bulamıyorum. bak söylüyorum sana böyle bir manşete Eli aklım onu yaptı. Tabii ki yüzde on iki ile kullanacak. Yüzde otuz beş gelmiş diyorsun. Yani normal kullanması. Süratli top da oynayamıyor. Mecburen yüksek atıyor. Üç metrenin dışından maaşet alıyor. Veya maaşetli pas atmak zorunda kalıyor. Yani burada yalnız tek kişi ve hatta ona buna hata bulmak takım bütünüyle oynamadı Fenerbahçe. Bitti. Evet. İşin bu. Yani şimdi nasıl bir yapacağım? başka konu da bir başka konuyu da söyleyeyim. Hani böyle daha güzel oluyor çünkü. Eee Elif'le Jack Kısalın arasındaki hani arkaya dönüş hani Eda ile yaşanan o e, arkaya kısalar. Bu sefer Elif'le e, Jack arasında oldu. Neden Çok oldu? Güzel. İyi manşet geldi. İyi manşet geldi. İyi manşet geldi ve oldu. Sonra üçüncü setin sonlarında yine Eda ile birkaç tane pozisyon daha yakaladılar. Demek ki birbirine benzeyen pozisyonlar aslında e, voleybolda e, 20 tane versiyon yok. Belirli versiyonlar var bunlar yapılıyor. Peki bunların içerisinde Vargas 2 e, numaradan vurdu. Bir tane galiba 4 numaradan bloğu yakalandı. Diğerlerinde 2 numaradan yakalandı. E vargas'ı arka ortadan çağırdın, çok güzel top geçti. Beş numaradan çağırsana bir daha. Şimdi ben Dırça'ya o yüzden hani bu kadar tecrübeli bir pasörün, bu kadar yüksek verimli bir yüksek bir verimli e, Avrupa'nın en iyi smaçörlerini, bu kadar bloğu yakalanmasının tartışılması gerektiğini söylüyorum. Hani gördüğümü söylüyorum, başka bir şey söylemiyorum. Ben e, de sana. Ben de gördüğümü söyleyeyim mi sana? Şimdi hep pasörleri diyoruz da senin smaçörün verim göstermediği zaman sen de kısılıyorsun. Ben sana diyorum ki maçın başından belliydi konsantrasyonu Fenerbahçe'nin. Seni her tarafa oraya atıyorsun. Yani ben bazı kişilerin yüzlerinden belliydi maçta olmadıkları. Bu benim görüşüm. E öyle o durumdayken pasör de tedirgin olamaz mı? Ben Dırtay'ı korudum. Genel olarak konuşuyorum. Yani Dırtay'ı koruduğumdan değil ama sebepler ortada. Yani bir ona atıyorsun blaha geliyor. Öbür yani ilk defa son zamanlarda Vargas filan. Her şey pazarın hatası değil. Yani ben sana diyorum ya emin mi? Ya öyle mi? Ama bugün Fenerbahçe'de final maçı artık şampiyonluk maçı şeyi yoktu. Göstergesi yoktu bütün maçın başından. Hani dedi ki böyledir böyledir. Yüzlerinden bazı şeyler belli diye büyük rahatlık var bazılarında. Bazıları belliydi ki bugün sahada olmayacak. Bazıları o zaman pasör ne yapabilir sana verim alamadığı zaman? Yani esas nasıl maç önünde iyi bir top vurması lazım ki şahlansın. İyi top da vursa şahlanmadılar bugün. İşin özü Servislerde de bakın e, Vargas kabahat değil. Çünkü çok riskli servis atıyor. Bazı kritik e, durumlarda iyi ser, servis kaçtı. Arena üst üste ace'ler alırken bugün evet. bir tane ace aldıysa birkaç tanesini kaçırdık. Gayet doğal. Onu suçlamıyorum. Çünkü riskli servis atıyorlar. Boşkovic ise öbür tarafta eskiye nazaran bir pleden geçiyor top. Bir este yaptı ama out'a da attı ama riskli servis atıyor diyoruz. Şimdi Boşkov için biraz daha o üzerine adı çıkmış. Nasıl olsa kaçıracaktır istikrarlı değil diye. Bugün ben eczacı bütün oyuncularda çok büyük istek ve istikrar görüyorum. Hata yapmalarına rağmen bozulmadılar. Onun için söylüyorum yani aynı konsantrasyonda çıksalar çok daha güzel bir maç seyredeceğiz. Biri kazanacak ama hiç olmazsa e, dengeli ve güzel bir voleybol seyredeceğiz. Şimdi eskide geçen akşam e, 3-0 aldı, öbürü 3-0 aldı. 3-0 olur ama güzel oyun olur. Bugün o yoktu açıkçası. Bir taraf üstün top oynadı, güzel bir e, takım oyunu bir sergiledi. Onun karşılığında da öbür taraf hiçbir şey sergilemeyince biti 25 -26 3-0 bitiverdi böyle 25-26-30 dakikada. Evet. evet. Bu konuyla ilgili son notum da şu. Voronkova Meliha yani birisi e, Eczacı'nın birisi Fenerbahçe'nin iki tane manşet adamı Boronkova içerideydi Meliha dışarıdaydı sonradan girdi girdiği zamanda gayet güzel manşetini de aldı Yok. smacını da yaptı ee, burada da yine aynı şekilde Antuner'in bu, bu şekilde bir tercihi yani bir, bir maç önce nasıl Gray'de e, 10 tane hata yaptık manşet hatasıyla başladı orayı bellediler ve sürekli Grey'in üstüne attılar burada da Federasovanın üstünden bayağı bir sayı alındı Grey'in de e üstüne onun da üstüne orada da Elif'i tebrik etmek lazım müthiş bir numaraya Beyza'nın daha önce 5 numaraya attığı servisler gibi Takır 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 bir numaradan devamlı sayılarını aldı. Sıkıştırdı ha. oraya. Yakaladı. Ee, İçine 5'ten çok kullandılar. Yani çok Pardon 5 şey... numaradan. Pardon 5 numaradan. Elif 5 numaradan çok, çok da Hep üstüne alıyordu. Gerisine yatıyordu. Devamlı. Hep üstüne alıyordu. Ve oradan onu oyundan düşürdüler bir kere. Evet Ben bu konuyu tebrik ediyorum ama şimdi ben burada biraz Lavarini'yi eleştireceğim neden eleştireceğim? Ana Kristina'nın 10 tane hata yapmasını beklemeyeceksin. Bak Melia girdi paşa gibi defansında manşetinde artı artı. Hücumda da en etkiliydi bir kere olduğu sürece içeride. Her topu geçti Melia. Yani geç değişimler yapılıyor. Sabit sen bu altıyla çıkıyorsun ama yüksek takım olması için iyi blok olacak diye. Melia blokuda tuttu bugün. Evet yaptı. O biraz ayakta durduysa Fenerbahçe Meliha'nın sayesinde Meliha'nın sayesinde diye düşünüyorum. Yani evet. dengesiz bir maçtı diyeyim ben sana. Ama öbür evet. taraftan gerçekten Ezencibaşı güzel bir top oynadı. Pek böyle madem Laverini başladın. o zaman e, tamam Stišić girdi. E, yani bence biraz düşmeye başlamış artık. Senin de söylediğin gibi e, epeydir. E, performansını yansıtamıyor, yedek kalıyor. Peki bunun yanında hani ben şimdi tabii bu kızı kötülemek ya yani burada biz zaten hiçbir oyuncuyu kötülemek istemiyoruz. E ada girdi. 2-3 tane tam da böyle 16-16 idi 16 yanılmıyorsam. Bir servis, bir servis daha üst üste e, bu adayı daha önce de sokmuştu aynı stresi kız orada da yaşamıştı hatırlarsan. Şimdi Lavarini bunu yapıyor bir daha yaptı. E, ne dersin bu Ştiyak tarafını da iyice bir o bakmak lazım. Da... Şimdi mi işte onu diyorum hazırlama süresince aynı şeyi bak öbür tarafta şeyden de oldu bir bir uzun müddet nazı görmedik. Yani evet. tecrübe yaz ki ilk girdiğinde başında şey öbür tarafta grey seçemiyorlar mı? Geçen sefer tamam. Mesela ben geçen maça gelelim. Kazandığın maçtaki altıyla çıkmazdım. Yine normal bugünkü altında çıkardın. Yine evet. kritiklerde getirirdin. Yani sen grey ile başlıyorsun. Yine maçtan koparıp alıyorlar. 7-0, 8-0 ne oluyorsun Hala bir hareket yok. Yani bir düşündükleri var belki Cahit. Yani. Biz dışarıdan görüyoruz. Ama Bizim düşün benim düşüncem yanlış olduğunu söylüyorum ama bu yanlış olduğu da çıkıyor ortaya yani. Yani şimdi tabii bu 6'yı bulana kadar bu kadar karıştırıp karıştırıp bu 6'yı bulana kadar bu kadar zaman geçmesi Ferhat açısından benim adıma bir eksi puan. Ferhat'a geleceğim bir cümleyle. Maç öncesi, maç sonrası, maç öncesiyle ilgili birkaç cümlesi oldu ve başka bir şey de söylemeyeceğim dedi. Söylediği cümle de bana çok garip geldi. Maçtan önce e, Fenerbahçe'nin kupa almasıyla ilgili bir hazırlıklar yapılıyordu dedi. Ve bu hazırlıklardan dolayı e, tepki gösterdiğini ve maçı da yani bu hazırlıkları boşa çıkarttığını işte galip geldik boşa çıkarttık dedi. Ben şunu söyleyerek lafı sana... E, yönlendirmek istiyorum. E, bu, tür, bu tür organizasyonlarda e, federasyon veya yetkililer mutlaka ödül töreninin hazırlığını yapar. Çünkü o bir meşkalidir. Getirirsin, koyarsın bir yere. Biz de çok ödül töreni yaptık. E, o maç bitince Fenerbahçe kazansaydı kupasını törenini yapacaktı. Dolayısıyla böyle bir hazırlık doğal bir hazırlıktı. Bu cümle bana. Sanki Fenerbahçe seyircisinin ve Fenerbahçe takımını motive edecek bir cümle gibi geldi. Sinirle yapılmış bir belki de düşünmeden yapılmış bir demeçtir diye düşündüm. Halbuki takımın çok güzel oynadı, güzel onu anlatsaydı ben daha mutlu olurdum diye düşünüyorum. Şimdi söyle bir şey var. İlk başta işte öyle algıladı salon görevlilerinden bahsetti esasında. Ama ben de aynı fikirdeyim hatta kendi bizim grubumuzda tartıştığımız zaman arkadaşlar yani ya Fenerbahçe kazansaydı ne yapacaklardı? Nerede yapacaktık da şeyini? Yani sabahtan şimdi ben orada çok çalıştım. Burhan Pelek'te de bizi aşağı yukarı her gün antrenman yapıyorduk. Aşağı yukarı hepsini tanıyorum şu anda değişmiş değişmemiş bilmiyorum. Onların ben hiç inanmıyorum özellikle Eczacıbaşı antrenmanında bu işi düzenlediklerine. Yok. Onlar yukarıdan belli bir programları var. Değil mi? Onun evet. Bilmiyorum salon müdüründen mi? Sabah din ne olacak? Altıda maç var. Ne hazırlıklar yapılıyor maç için? Eğer kazanırsa kupa ne olacak. Kazanmazsa ama onu hazırlamak zorunda değil mi? Ha onun saati Eczacı başının da hatta Fener'in de antrenman saatine denk gelebilir. Onlar, onlar antrenman yapıldığını bile görmüyorlar iş yaparken. Tribünler mi temizlenecek, düzenlenecek mi? Biri içeride, biri dışarıda. Benim benim bildiğim bu. Yani o anda birisi nasıl olsa bu etc. yapılması gerekiyor derken antrenman varmış yokmuştur bunu bitirelim koyalım başka işimize gidelim diye düşünüyorum. Ben öyle gördüm. Evet ilk öyle başta ama yani kasıtlı olarak yani bak Fener kupa alacak biz hazırlıyoruz denmez ona. zaten alsaydın olacaktı. O zaman aa kusura bakmayın Eczacıbaşı başı e, etkilenmesin diye biz kurmadık mı şey mi diyeceklerdi. Öyle bir Zamanla şey kötü olmuş, denk gelmiş. Ben onu bile özellikle yapıldığına inanmıyorum zaten. Ben de yani, inanmıyorum. Bir, yani, bir, diyor. Bundan niye etkileniyorsun ve niye bu bir şeyi yani beyanat vereyim? E almışsın 3-0 maçı bitmiş gitmiş ne gereği var yani? Değil Maçı anlat takımını anlat. Peki. Yani önümüz... anladım. Yani bunlar e, şimdi bak sen nasıl sen de böyle algıladın. Ben biraz içeride olup bu işleri yaşadığım için, bildiğim için umursamadım. Ama hiç bu işlerin içinde olmayan insanlar vay şey Fenerbahçe şey yaptı. Yok Fenerbahçe'ye laf attı diye yarın pazar günü maç var. Neler olabilir o maçta? Fenerbahçe taraftarından yanlış anlayan çok kişi olmuş olabilir Siyasi. Zamansız, zamansız düşünmeden daha doğa ne yapılmış bir e, beyanat diyeyim o da geçsin gitsin biz finale bakalım yani bunlar ufak bana ufak tefek şeyler geliyor yani benim stoganım nedir o isterse madalyayı da önüme çıkarsın kupayı da önüme çıkarsın ben bileğimin hakkıyla kazanırsam kazanırım kafası var bizde kesinlikle ben, ee, <laughs> kesinlikle e, Tabi burada hani siyaset siyasette konuşulur ya konsolide etti falan gibi e, bazı bazı cümleler kuruluyor konsolide etti falan Fenerbahçe seyircisini konsolide etmiş oldu bence peki bu maç e, son maç artık nasıl olur ben diyorum şimdi, ki şimdi enerjisi ben... tükendi mi Eczacının. şu Fener'in enerjisi tükendi bitti bak böyle zamanlarda hiç bu lafı anılmasını bile istemiyorum. Kimsenin enerjisi tükendi. Yok yoruldu da çıksın da dinlensin de ya maç maçsın arkadaşlar ne yorulmasın? Yani öyle bir şey yok. Bence artık son maç ümit ediyorum ki çok güzel bir maç seyredeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bazen tokat iyidir. Fener çok bile eğlenecek diye düşünüyorum. Ama öbür taraftan öbür tarafta şampiyonluğa susamış bir takım olduğu için kıran kırana bir maç olacağına inanıyorum. Benim düşüncem bu. Ama hiç belli olmaz. Yine ne diyeyim sana? Yani bugün de ben biter diye düşünüyordum. Açık söyleyeyim sana. Çünkü geçen baştaki Fatih Kötü 3-0 bitiren bir Fenerbahçe, devleşmiş bir Fenerbahçe, devleşmiş bir Eda diyeyim. Uzun zamandır Eda'yı bu kadar komple oynadığını görmemiştim. E bugün neredeydi? Nerede o Fenerbahçe mesela? Evet, Anladın evet. mı? Yani onun için Aa, evet şu olacak bu olacak diyemiyorum. Diyorum ki temennim her iki takımda şampiyonluk artık son maç diye tam konsantrasyonla bize güzel bir voleybol seyretsinler. Peki. Çok güzel. Ağzına sağlık. Ebrar'ı konuşalım ve yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Ebrar ya ben benim de hani seyretmeye doyamadığım Takipte ee, takip de ediyorum Rusya'daki maçlarını e, fenomen artık yani e, her hamlesi konuşuluyor e, ee, bütün ülkede konuşulur oldu Avrupa'da konuşulur oldu ee, yabancı yerli birçok e, ünlü voleybolcu kadınlar olsun şey olsun herkes Ebrar'dan bahsediyor nasıl bir karakter yani ortaya çıktı ortalığı kasıp kavurdu fakat arkasından da o e, Hani ahlaksız diyebileceğimiz bir e, el hareketiyle Ortalık bambaşka bir tarafa doğru gitti. Onun cinsel tercihlerine kadar yansıdı. Yani bunlar çok saçma sapan tarafa doğru gitti. Ebrar hakkında ne söyleyeceksin? Bir abla olarak hani ona ne söylemek istersin? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ebrar'ın başta o hareketten herkese ama Ebrar bu tarz bırakalım özel yaşamına. O beni hiç ilgilendirmiyor. Ben onun benim Ebrar'ın ben oyunculuğuna hayranım evet ben de. Konu, o. bazı oyuncu vardır ki ben bazen kendi şeylerimi hatırlıyorum. Ben de böyle çok bağırırdım. Ama Ebrar'ın yapısı bu. Ebrar böyle kendini coşturuyor. Yani dönüp de karşı takıma karşı değil bir hareket yaptığı zaman ki var bugün Ande'yi gördüm. iyi bir hareketten sonra o da bağırıyor. O da şey yapıyor. Cansu, işte eleştirilen Cansu. Cansu da öyle co bunlar kendilerini böyle coşturuyorlar. Görüştürüyorlar. Bugün Elif'te mesela vardı. Elif'i e dikkat ettin mi? Elif artık böyle bağıran çağıran mücadele eden bir Elif haline gelmiş. Öyle. Olabilir. Bu yani oyuncu kendi kendine. Şey. Şimdi Emrah e, şu anda Rusya'da oynayan yabancı bir oyuncu değil mi? Yani insanların içindeki hüsmetler çoktur. Uzun zamandır MVP'ler seçiliyor. Sayılarda birinci gidiyor. Şimdi biraz o Gonçarova'nın ee, yapısı da biraz öyle. Bazı başka ya, milli maçlarda da yaptığı hareketler var. Verdiği ben, ben Twitter'da okudum. Ben öyle bir insan değilim diye, diye cevap veriyor. Şöyledir böyle yine vuruyor benden aşağıya yani. Sen utanmadın mı bu kadar senenin? Sana bir hareket yani kalkıp da bir şey yapmıyor ki. Sevincini yapıyor. Sen ondan tahrik oluyorsun. Ya da sinirleniyorsun. O ayrı. Belki ben de sinirlenirdim ama cevabım bu olmazdı. Dönüp de... Saygı duyacaksın. Yani Hayır, o harik, kalkıp iki tane top vururdum geçtiğim zaman ben de sevinirdim ona karşılık olarak o mesela tepki o kadar. Tepkim evet. olabilir? Ben bir de şimdi ben tam bir şey görmedim bir de önde yaptığı gibi arka pozisyonda da iki elinde kaldırıp yapıyor. Peki hakemler nerede arkadaşım yani utanmadan? Ya, ben de onu. Ben de ona onların şimdi ben okuduğum bir de genç arkadaşlar daha iyi takip ettikleri için aldım utanmadan en büyük rezalet bu bütün bu olayı ilk baştan gidersen kusura bakma o anki heyecanla bu oldu bir evine yanlış bir şey yaptın özürünü özür diliyor ama benim böyle bir insan olmadığımı bilirler ama diyor mini da yapmışsın sen böyle şeyler mesela yine tam olarak özür diliyor diyemem ben peki o antre şey menajerlerinin beğenmesi. Menajer. Menajere ne demedi yani bu daha da büyük bir terbiyesizlik. Çünkü hiç ilgisi olmayan bir konuya çekiştir çekiyorsun. Şimdi bunlar hmm. hoş şey kız takımları bir. Ya sen bunu yaparken dön bak bir de kendine ne oluyor orada diye. Değil hmm. mi? Hani bir kere dile getirmek en büyük ayıp. En büyük ayıp. Sen kimsin yani? Efendim bizim devlette de bu kabul ediliyor da edilmiyor da bilmem ne de şu da bu da. almaz o zaman böyle oyuncuları kabul etme. Bir tek bizim evren mi yani bu hususta? Bunlar konuşulacak şeyler değil yani. Değil mi? Bir ikincisi benim şahsi görüşüm. Bilmiyorum nerelere vardı. Ebrar'a tek oradan rica edeceğim. Hiç sessiz kalmak çok daha iyi bu durumlarda. Hiç cevap bile vermeyeceksin. Ne ironi yapacaksın. Sen yine aynı Ebrar ol. Devam et. Sevincini yap. İster kızsınlar ister kızmasınlar. Onlarla ilgili cevap bile vermemesi gerek. Menajeri var gerekiyorsa onlar konuşsunlar ama ben olsam şu şartlar altında böyle bu terbiyesizce bir e, şeyinden sonra Gamova çıkıp diyor ki ne var bunda diyor. Gamova'yı da eleştiriyorlar federasyonlarında. Evet o da, o da ayrı o da bir hoş konu. Anlıyor. Değil mi? O zaman ben olsam Evren'in iki senelik sözleşmeni kırdırır dönerim ben yani Rusya'da kalmam artık bitirsin sezonunu ondan sonra eyvallah desin gitsin kimse menajeri otursun baksınlar. Yani bu yani şu sporu acaba ne, ne nedir dertleri? Ee, e, e, Ebrar'ın kabahati mi Rusya'nın e, müsabakalarda olmaması? Milli takımlarda. Kimin kabahati bu yani? Neyi, o zaman niye ligi kuruyorsun da yabancı oyuncu da transfer ediyorsun sen? Bir sürü yabancı oyuncu oynuyor orada. Baskı altında bazı beyanatlar var. O belli oluyor zaten. Korkudan gereğini yapamamışlar. Anladın mı? Neyse benim görüşüm istedikleri kadar konuştular. Ebrar Ebrar'dır benim için. Bizim çocuğumuzdur ve dünyanın sayılı voleybolcularından bunu önünde saygıyla eğilmek zorunda herkes. Beni ilgilendirmiyor özeli. Aynen öyle. Ee, ve Ebrar'ı o milli marşı söylerken o haliyle hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman ha. yanında olacağız. Ee, bu hafta sonu yapılacak olan final maçından sonra da yine aynı bu şekilde hemen maç sonrası bir araya geleceğiz İnşallah bir aksilik olmazsa ve ondan sonraki hafta da biraz bizim voleybol atmosferimizden bahsetmek istiyoruz evet. voleybol atmosferimiz biraz garip olmaya başladı birisini eleştiriyorsun o eleştirdiğini kişinin etrafında bir sürü insan sana bir sürü e, linç yapılıyor. Sadece bize değil, bana değil, birçok kişiye de yapılıyor ama bunları da değerlendiririz. Bunların bir faydası yok. Biz burada spor adına bir e, eleştiri yapıyoruz. E, bu eleştiriden e, payını alan alıyor, almayan almıyor. Bazı mesajlar geçiyoruz. Anlamak isteyen anlasın. Bizim yorumlarımızın da biraz cevabını verelim. Çünkü galiba ya programı tam dinlemiyorlar ya da hani eee hiç konuşulmayan şeyler konuşuluyor yorumlarımızda. O arkadaşlara da bazı gerekirse cevapları verelim. Cevap derken kötü niyetle söylemiyorum. Yanlış anlamış oldukları bazı şeyler var mesela. Ee, Yok bizim... bazıları tamamen troll. Zaten belli oluyor onlar. Onlardan hiç bahsetmiyorum. Bile. Teknik olarak, teknik olarak, teknik olarak evet. o. ...arkadaşların şeylerini açıklığa getirelim... ...bizim düşüncemizi... ...onlar da belki haklı düşüncelerinde... Evet. Yani ...onları zadik de olur... ...o soru cevaplara... yani ...cevap veririz bazı şeylere... Yaparsın. ...ben tek... ...gerisi beni ilgilendirmiyor çünkü evet... ...isimsiz ele çıkıp da böyle hakaretli konuşanları... ...hiç gale almıyorum artık... dinlemiyorum. ...dindemiyorum bile... Evet. ...yani hiçbir faydası şey yok... ...yani çık karşıma... ...insan gibi konuşalım yani... Ya bu, Aynen bu öyle. Şimdi, sosyal medyada çok var bunlarda ama şimdi güzel bir zümre toplandık. Odalarda biz konuşuyoruz. Çok güzel tartışma. Her kulübün taraftarı bir arada güzel güzel teknik konuşmalar oluyor. Transfer haberleri oluyor. Seviyeli görüşmeler de her yerde varım. Aynı şekilde ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika bir program oldu yine. Yine hafta sonu o zaman maçtan sonra görüşmek üzere diyoruz. İşte güzel bir final seyredelim artık. İnşallah. Şöyle tatlı tatlı seyrederiz. Görüşmek İyi üzere şeyler. efendim. Bay bay. Bay bay.